Herkese merhaba. Şimdi de Dündar ailesinin kapısının önündeyim. Şans kapıyı çaldı ve bakalım nasıl bir aile bizi bekliyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ama siz de nasılsınız? İyiyim ben. Burada böyle bir ses gelince bir korktum ama. Yok korkmayın, rahat olun. Dündar ailesine geldiniz. Neşeli bir aileye geldiniz. Bakalım öyle mi? Sizi bir tanıyalım önce. Nasıl, beğendiniz mi evimizi? Evet, çok değişik. Yani böyle bir şeyle karşılaşmayı planlamıyordum. Onu ilk önce söyleyebilirim. Hayatımda çok kez görmediğim şeyleri görüyorum. O ne? O şey, mekik diyorlar, şey dokuyorlar. Eskiden cember dokuyorlar, bu halılar dokuyorlardı onunla. İpi böyle atıyorlardı. Sizin hobiniz mi yoksa eşinizin benim mi? Benim hobim. Sizin benim, hobiniz. Tabii benim hobim. İşte bunları ben Türkiye'nin çok yerinden topladım, getirdim. Burası hakikaten güzel bir antika odam oldu. Burada da bir tane oğlum var, ağaç olup içinde su devirdaim yapıyorum. Keyif ediyorum burada. Evet Ayşe Hanım, sizi de tanıyalım. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Ben Boncuk Ayşe diye geçiyor. Boncuk Ayşe. Evet. Boncuk Ayşem, aslında benim Ayşem. Aslında ismim Ayşe, Boncuk Ayşe diye geçiyor. Aa çok iyi, Boncuk Ayşem. Ya evet, Ayşe tam filmlerinde çok gibi olmadı mı? Çok sevdiğim bir insan olduğu için Boncuk Ayşem dedim. Boncuk gibi baksana maşallah. Allah evet izlesin. Maşallah, çok güzel bir çiftsiniz. Büyük bir ödül var biliyorsunuz, 50 bin lira. Şimdi çok merak inşallah, ediyorum. Inşallah. Böyle bir inşallah enteresan aileyle karşılaşınca ne için harcayacağınızı çok merak ettim. Karavan alıp işte Türkiye turu düşünüyorum. Ciddi şekilde Türkiye'de gitmediğim il, ilçe kalmadı yani. Eşimin bilmediği bir yer yoktur. 50 bin lirayla demek ki karavan almak istiyorsunuz. Peki sizin endişeniz var mı yoksa destek tam mı? Tam destek. Tam gaz, tam destek. Başaracağım. Aa, ben iddia isterim. Yarışacaklar, görüşeceğiz. Olmaz. Rakibimize çok başarılıyım. İnşallah hakkı da kazanır ama ben %80.000 kazanacağım yani. %80.000. Boncuk Ayşe almakla kazanmışım zaten. Ya ben bu sene ölürüm. Boncuk Ayşe'mi kazandım zaten dedi. Gerçekten çok evet, merak evet ediyorum. Nasıl bir gün bizi bekliyor? Hep beraber görelim. Ben bir an önce buraya çağırmak istiyorum. Çok merak ettim. Çok konuşacağım şeyler var. Soracağım şeyler var. O evle ilgili özellikle. Bir bakalım ne yapıyor Boncuk Ayşe eşi. Şu anda benim yanımda. Efendim hoş geldiniz. Hoş çok şıksınız. Teşekkür ederim. Sağ olun, siz de çok şıksınız. Teşekkür ederim. Kısaca sorularım olacak. Tabii en ki son sizi bıraktığımda hayatımdaki tüm başarılarımı hırsıma borçluyum dediniz. Hala. Aynen öyle. Hala hırslıyım, bomba gibiyim. Her şeyi kazanacağım inşallah hayatımda. Önce Boncuk Ayşe'yi kazandım. Bundan sonra devam kazanmaya. Dünyadaki en zor savaşın oydu değil evet, mi? Evet, şükürler olsun. Ayşe evet Hanım. Hayatımda belki gördüğüm en pozitif insanlardansınız. Teşekkür peki siz ederim bir strateji geliştirdiniz mi? Yok. Güler geçerim diyorsun. Aynen öyle, güler geçerim. Peki, rakibin dedi ki, rakibim benden korksun dedi. Ne diyorsun buna? Ben, o benden korksun. Ben ondan niye korkayım? Ben daha bomba gibiyim. Bomba gibiyim. Ben ondan gencim. Patlatmaya geliyorum evet, diyor musun? Aynen öyle, patlatacağım. Patlatmaya geliyorum diyor. Bakalım stüdyoda neler olacak sayın seyirciler. Sizi de Emre Bey'e doğru uğurluyorum. Bol şans diliyorum. Buyurun Boncuk Ayşe. Çok kibarsın. Ve alkışlarınız devam etsin. Korkusuz Dündar ailesi geliyor. Geliyor, geliyor. Dündar ailesi geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şans kapıyı çalınca, sizi ziyarete gelen arkadaşlar geldiklerinde evde bir yalak görmüşler. İşte onu diyorum, yalak diyoruz. Biz ağaç olutuyoruz ona, sizler yalak diyorsunuz. Ve o siz onlara demiştiniz ki siz geleceksiniz diye yalağı doldurdum. Evet, evet, siz doldurdum diye. Biraz. Şimdi o yalanı bir iki kez anlatabilir miyim? Tabii anlatacağım, anlatacağım. Da ben şöyle bilirim, siz geleceksiniz diye çayın altını yaktık. Buna eyvallah. Siz geleceksiniz diye börek açtık. Buna da el. Ama siz geleceksiniz diye yalağı doldurduk ne demek ya? Yani bizim ekibe bir şey mi söylemeye çalışıyorsunuz? Yok, estağfurullah. Aa, yoksa hayır yani bu nasıl bir farklılık? Emre Bey şimdi o yalağı köylerde bulamayanlar da var ama. Ha
ederim. Şimdi İstanbul'da zor tabii. İstanbul'da zor hakikaten ya. Evde yalakla yaşamak nasıl bir duygu? Çok güzel. Boncuk Ayşe. Çok güzel. Sizleri de tanıyalım mı? Ben Baldızıyım, Ünzüler Yılmaz. Evet. Ayşe Hanım'ın kardeşiyim. Ona destek olmak için buradayım. Hoş geldiniz. Onlara. Teşekkürler. Olacaksınız da. İnşallah. Oğlu İbrahim Dündar. Ben de destek olmak için geldim. Şimdiden başarılar. Peki başka çocuk var mı? Küçük kızımız var orada. Orada bir tane küçük kızımız var. Şu mu? Evet. Evet. Oğlumla kızım arasında 24 yaş var. Estağfurullah. Tabii 20 yaş var. Oğlum 24 yaşında, kızım 7 yaşında. Aa. Allah bize nasip etti. İşte bir tane kızım daha var. Maşallah. O da evli. 3 tane torunum var. Bir de bu kızım oldu. Allah'ım bununla işte yaşıyoruz biz. Allah'ım ne tabii. Güzel bir şey. Tabii. Ne güzel bir şey. Çok şeker maşallah. Harika. Peki o zaman sizi alkışlarla yerinize alalım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Başarılar. Ve oyunlarımız başlıyor.